Die enge Kooperation zwischen 1960er Türk ve Alman istihbarat servisleri arasındaki yakın işbirliğinin tarihi 1960'ların başına kadar dayanıyor. Bu işbirliği başlangıçta ağırlıklı olarak teknik nitelikteydi. BND çalışanları Samsun'da bulunan bir keşif istasyonunda Sovyetler Birliği'nin derinliklerinde telekomünikasyon istihbarat yürütmekteydi ve bu nedenle karşılıklı derin bir bilgi alışveriş vardı. Almanya Federal Haber Alma Servisi beğendi. Türk istihbarat servisine küresel çapta bilgi veriyor, karşılığında Mitten komşu ülkeler hakkında bilgi alıyordu. Ümit, Türk işi 1976'ta Sipan'da CIA, örneğin, tüm haber döndürme Türkiye'nin 1974'te Kıbrıs işgali sırasında CIA'yın mitle tüm istihbarat temasını kestiğini gördük, ancak BND Türk ortaklarına sadık kaldı. Türkiye'de 1980 askeri darbe dönemi ve 1988'e kadarki ara dönemde, Rainer Kesselring adında, daha sonra BND başkan yardımcısı oldu bir istihbaratçı bulunmaktaydı. Bu şahıs, Türk istihbarat servisinin ihtiyaç duyduğu gözetleme ve bilgi depolama tekniklerinin Federal Almanya'dan temin edilmesinde çok büyük rol oynadı. Die sowohl in der Botschaft in Berlin sitzen als auch in verschiedenen Generalkonsulaten darunter in München. Für die Aufklärung, yurt yurtdışı istihbaratından sorumlu olduğu için MIT'in Federal Almanya Cumhuriyeti'nde ne yaptığı hakkında bilgi sahibi değildir. Ancak resmi anlamda kimin muhatabı olduğunu mutlaka bilir. MIT'in Berlin'de ayrıca Münih gibi başkonsolosluklardaki resmi istihbarat elemanlarının kimler olduğunu bilir. Almanya'da iç istihbarattan sorumlu Federal Anayasayı Koruma Teşkilatı, BFV'nin, MIT'in Federal Almanya Cumhuriyeti'ndeki faaliyetlerini gözetleme sorumluluğu vardır. Aynı zamanda devletin daha küçük çaptaki resmi daireleri de bu geniş kapsamlı casus faaliyetlerini gözetlemekten sorumludur. 10 der 8000 Mitarbeiter sind zuständig für den deutschsprachigen Raum, also die Bundesrepublik Deutschland, Schweiz und Österreich. Der absolute Schwerpunkt liegt natürlich in Deutschland mit über 3 Millionen türkischstämmigen Menschen in unserem Land. Erdoğan'ın MIT'i mali olarak güçlendirdiği ve çalışan kapasitesini 8 bin personele kadar büyüttüğü biliniyor. Geçmişte MIT'te asker kökenlilerin oranı %75'lere ulaşsa da bugün sadece %5 düzeyindedir. Erdoğan MIT'in görevini askeri istihbarat servisinden gözetleme servisine çevirdi. 8 bin çalışanın %10'u Almanca konuşulan Federal Almanya, İsviçre ve Avusturya'dan sorumlu. Odak noktası elbette 3 milyondan fazla Türkiye'linin yaşadığı Almanya Federal Cumhuriyeti. MIT'in Almanya'daki mevcudiyetine bakacak olursak, resmi olarak Berlin'deki Türk Büyükelçiliği ve 12 konsoloslukta istihbarat görevlileri var. Bunlar Alman güvenlik etkilileri ile yakın temas halinde olan ve bilinen çalışanlar. Bu ek olarak tam zamanlı paravan şirketler yoluyla MIT'e çalışanlardan oluşan geniş bir yasa dışı istihbarat ağı mevcut. Darüber hinaus gibt es natürlich unwissentliche Zuträger des türkischen Nachrichtendienstes, die abgeschöpft werden von ihren Nachbarn, von Imanen und dergleichen. Und wir haben in letzter Zeit die Entwicklung, İsviçre, Avusturya ve Güney Almanya'da yüzlerce kişiden oluşan bu ağ bilinçli ajanlar tarafından yönetiliyor. Bunların büyük çoğunluğu bilgi toplamak için Türk seyahat acenteleri, bankaları ve benzer kurumlara yerleştirilmiş durumda. Ayrıca Türk İstihbarat Servisi'ne bilgi aktaran komşular, imamlar vesaire var. Bu son dönemde Münih'teki başkonsolosluğun Türk vatandaşlarını diğer Türkleri ispiyonlamaya teşvik eden bir program geliştirdiğine de şahit olduk. Federal Almanya sınırları içerisindeki Türklerin binlerce ajanla bilgi ve istihbarat ağının merkezi haline geldiğini görmekteyiz. Erdoğan ist ein ganz großer, Türk istihbarat servisleri her zaman Federal Almanya Cumhuriyeti'ndeki Türk muhalifleri gözetlemeye hevesli olmuştur. 1970'ler ve 80'lerin en büyük muhalif gücü olan PKK gibi Gezi Parkı'ndaki protestoların destekçileri de Erdoğan ve MIT'in ilgi odağı haline geldi. Türkiye'deki sözde darbeden sonra Gülen destekçileri ve Erdoğan'a muhalif olan tüm Türkiyeliler de bu listeye eklendi. Gehen davon aus, dass selbst provoziert worden ist. Batılı istihbarat teşkilatları CIA ve BND 2016 darbesinin Kemalist ordudaki direniş kalıntılarını ortadan kaldırmak için Erdoğan'ın kendisi tarafından kışkırtılmış olduğuna inanıyor. Erdoğan bu güçlerin yeniden inşasına karşı çıktı ve 2023 yılına kadar İslamcı bir Türkiye Cumhuriyeti'nin inşası hedefine yaklaşmak için bu darbeyi kışkırttı. Bu 32 deutsche Sicherheitsbehörden vertreten sind, die tauschen natürlich untereinander Informationen aus. Berlin'de Almanya'nın 32 güvenlik görevlisi ile temsil edildiği ortak bir terörle mücadele merkezimiz var. Tabii ki bilgi alışverişi yapıyorlar. Federal Anayasa'yı Koruma Teşkilatı Türk istihbarat teşkilatına Federal Almanya'daki faaliyetlerinde dikkat çekenleri de bildiriyor. Ancak Anayasayı Koruma Teşkilatımız çok küçük ve birçok önemli görevi bulunuyor. Uluslararası terörizm, son zamanlarda aşırı sağ terörizmi, casuslukla mücadele, ekonominin korunması bunlardan yalnızca birkaçı. Bu kapasite Federal Almanya'daki çok boyutlu Türk istihbarat faaliyetlerini kontrol etmek için yeterli değil. Sie tut das nicht, obwohl sie im Kern weiß, dass der türkische Nachrichtendienst in der Bundesrepublik veranstaltet. das hat vor allem zwei Gründe. Federal Almanya Cumhuriyeti burada yaşayan yabancılar da dahil olmak üzere tüm insanları başka ülke istihbaratlarından korumakla yükümlüdür. Maalesef Türk İstihbarat Servisinin Federal Almanya'da ne yaptığını bilmesine rağmen engellememesinin iki temel nedeni var. Birincisi Rusya Federasyonu ve NATO arasında yıllardır süren çelişkilerde Erdoğan'ın bir gelgit politikası uyguluyor olması. Alman hükümeti Türkiye'nin NATO üyesi ve müttefik olarak kalması için her türlü çabayı sarf ediyor. İkincisi ise Erdoğan'ın mülteci kartını sürekli olarak kullanma tehditleri. Şansölye koronavirüs kriziyle de bağlantılı olarak daha büyük bir mülteci krizinden korkuyor ve bu krizle siyasi olarak başa çıkamayacağına inanıyor. Bu yüzden de Federal Almanya Cumhuriyeti, MIT'in Alman topraklarındaki yasa dışı faaliyetlerine tolerans gösteriyor. MIT Kürtleri izliyor, Kürtlerin PKK'ye desteğinden endişeleniyor. Aynı zamanda PKK'yı desteklemeyen insanları da PKK'li kategorisine dahil etmek için her türlü oyuna başvuruyor. Almanya'nın Anayasayı Koruma Teşkilatı da PKK'yı izliyor. Almanya Federal Cumhuriyeti'nde hapis cezası alan PKK'liler de var. Ama bu Türkiye için yeterli gelmiyor. Anayasayı Koruma Teşkilatı'nın verdiği bilgilerin ötesine geçerek Almanya topraklarında yasa dışı faaliyetler gerçekleştiriyor. Wir haben dieser Tage gehört, dass die russische Föderation mit 200 hauptamtlichen Agenten in der Bundesrepublik Son zamanlarda Rusya Federasyonu da 200'ün üzerinde ajanla Almanya'da aktifleşti. Yine de Anayasayı Koruma Teşkilatı, MIT çalışanların sayısının bundan çok daha fazla olduğunu biliyor ancak gözetleme kapasitesi yeterli olmadığından birçok vaka araştırılmıyor. Federal Anayasayı Koruma Dairesi eski başkanı Hans George Massen halen Türkiye'yi dost bir istihbarat servisi olarak tanımlıyor. Bu faaliyetleri sorunlu olsa da MIT bir ortak olarak kabul ediliyordu. Ancak şimdi Federal İstihbarat Servisi Türk istihbarat Teşkilatı'nı karşıt bir istihbarat servisi olarak görmekte. MİT Federal Anayasa'yı Koruma Dairesi'ndeki atamalarda çift taraflı ajan yerleştirmeye çalıştı. Ortaya çıkan bu durum dost istihbarat servislerinin yapamayacağı karşıt bir faaliyettir. Yine tercümanların Federal Göç ve Mülteci Dairesi tarafından iltica prosedürlerinde araçsallaştırıldığını görüyoruz. Bu da yeni bir durum değil. 1980'lerden beri Kürtlerin sığınma başvurularında bu tür tercümanların kullanıldığını, ardından Türk istihbarat servisine iltica gerekçelerini aktardıklarını ve böylece Türkiye'de yargılanmalarını sağladıklarını biliyoruz. 1980'lerde Alman istihbarat sistemi hem BND hem de Anayasa'yı Koruma Teşkilatı Türklere bilgi aktardı. Ancak 2016'dan bu yana BND ile MIT arasındaki ilişkinin gerildiğini gördük. Bunun nedeni 2016 yılında Türk istihbarat servislerinin IŞİD'i desteklemeleriydi. Alman parlamentosunun bir araştırmasında Libya ve birçok devletten gelen İslamcı savaşçıların Türk İstihbarat Servisi tarafından IŞİD'e yönlendirildikleri belirtilerek bir cihatçı otobanından bahsediliyor. Radikalleşen birçok genç Alman'ın da Türkiye üzerinden IŞİD'e katıldığını gördük. Alman İstihbarat Servisi Ankara'daki ortaklarına Frankfurt'tan Ankara'ya uçup IŞİD'e katılacaklarından şüphelendiği kişilerin listesini verdiğinde

eine Antwort des türkischen Nachrichtendienstes und seit 2016 haben sich die Türken geweigert, solche Reisewegnachfragen zu beantworten, weil sie fest an der Seite des IS standen. Und das hat natürlich das nachrichtendienstliche Verhältnis zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Türkei schwer belastet. Geri dönen bazı IŞİD savaşçıları var. Gelecek olan daha fazla IŞİD savaşçısı olacağını da biliyoruz. korum örgütünün raporlarından çok olduğunu anlıyoruz. Muhtemelen sayıları birkaç yüz ya da bin kadar olan IŞİD'lileri iki kategoriye ayırıyoruz. İyileşmiş IŞİD'liler ve Anayasa'yı Koruma Örgütü'nün saatli bomba dediği diğer grup. İstihbarat servislerinde bilindiği gibi pek çok gönüllü istihbaratçı var. Bunlar konsolosluklarda çalışan resmi istihbaratlar dışında kalanlar. AKP'ye bağlı propaganda derneklerinde de yer alıyorlar. Ve artık yasaklı olan, eskiden var olan Osmanen germanyayı da kontrol ediyorlardı. Almanya'da 900'den fazla imam bulunuyor. Bunların büyük bir kısmı DITP camileri üzerinden dini otorite aracılığıyla Türk hükümetinin Erdoğan'ı eleştirenler hakkında bilgi toplama çağrılarına katılıyor. 2017'de bazıları hakkında açılan davalar zamanında kovuşturmadan kaçmış olmaları nedeniyle düşürüldü. Sıradan bir Türkiye vatandaşı MIT'in istihbarat faaliyetlerine karşı kendini koruyamaz. Örneğin kötü niyetli bir komşu bir telefon uygulaması aracılığıyla onu ihbar ederse bundan haberdar olmaksızın Türkiye'ye seyahat eder ve bu ihbardan dolayı Türk hapishanesine girebilir. Türk vatandaşlarını korumak devletin görevidir. Siyasi açıklamalar yapamayan bir birey nispeten güçsüz bir bireydir. Şu anda Erdoğan'ı eleştirmeyenler için bir sorun yok ama mitin korku yayma stratejisi nedeniyle Federal Almanya’daki hiç kimse Erdoğan'a muhalefet etmeye cesaret edemiyor. Er in die Türkei zu verwandten, dann kann er aufgrund dieser völlig grundlosen Deunziation im türkischen Gefängnis landen. Es wäre die Aufgabe des Staates bei uns, die türkischen Mitbürgerinnen und Mitbürger davor zu schützen, der Einzel. Mit 92 ülke'de muhalifleri aktif olarak takip ediyor. Özellikle bazı ülkelerde Gülen destekçilerini suikast planladı ve kaçırma faaliyetleri oldu. Bremen'de 2017-2018 yıllarında Kürt politikacılara karşı cinayet planları olduğu da açığa çıktı. Alman 2. Televizyonu'nda yayınlanan bir röportajda birilerinin yüz binlerce euro karşılığında insan kaçırma teşebbüslerinin haberleri yer aldı. Buna rağmen hükümetin Almanya Federal Cumhuriyeti'nde Gülen destekçilerine dönük bir cinayet ya da kaçırılma durumunda kırmızı çizgilerin aşılacağı konusunda Türk hükümetini uyardığını düşünüyorum. Böyle olsaydı Federal Cumhuriyet'in en az bir düzine Türk istihbaratçıyı istenmeyen kişi ilan etmesi gerekirdi. Her iki taraf da bundan kaçınıyor. Mit, Kosova, Arnavutluk ve Asya ülkelerinde insan kaçırarak korku ortamını korumaya çalışacak ama Almanya'da somut bir cinayet olacağını düşünmüyorum. Aber ich denke, dass die Bundesregierung der türkischen Regierung sehr deutlich gemacht hat, dass bei einem Mord in der Bundesrepublik Deutschland oder der Entführung eines Gülen <laughs> Anhängers eine Bence mitin Almanya'da Rus istihbaratı benzeri bir şekilde siyasi suikast ve infaz yapması gerçekten kırmızı çizgilerin ihlali olur. Faillerin tespit edileceğine şüphe yok. Bunun ardından şansölye büyük siyasi önlemler almak zorunda kalacaktır. Yalnızca bu da değil, diğer Avrupa devletleriyle birlikte bunu yapmak zorunda kalacak. Bunu İngiltere'deki Rus cinayetinde 128 diplomatın sınır dışı edilmesinde gördük. Almanya'da işlenecek bir Türk cinayetine, bir istihbarat cinayeti. Diğer Avrupa ülkelerinden de benzer sert tepkilerin olması beklenebilir. Böyle bir durumda Fransa, İngiltere ve Hollanda'nın dayanışmasını görebileceğimizi ve MIT çalışanlarının büyük kısmının Avrupa'dan sürüleceğini öngörebiliriz. Zweifelsfrei feststellen, dann wäre die Bundeskanzlerin gezwungen, ganz massive politische Gegenmaßnahmen zu ergreifen und das natürlich nicht nur allein, sondern im Verbund auch mit anderen europäischen Staaten. Eğer bu 8 bin ajan sayısına bakarsanız tüm bu piramidin tamamını görürsünüz. En üstte resmi 13 istihbarat çalışması ve yüzlerce istihbarat ajanı. Hemen altında MIT için resmi çalışan binlerce istihbaratçı. Bunlara gönüllü bilgi sağlayıcıları, imamları ve kendi vatandaşını ispiyonlama programı kullanıcılarını da ekleyin. Tüm bu sistem Doğu Almanya Cumhuriyeti dönemindeki gizli servis Stasi'nin metotlarıyla birebir örtüşüyor federal hükümet ve Alman parlamento üyelerinin istihbarat konularında yeterli bilgilendirmedikleri anlaşılıyor. Hükümet her zaman tam olarak kaç mit çalışanı, casus ve ajan olduğunu bilmiyormuş gibi davranıyor. Anayasa Koruma Dairesi'nin kesine yakın tahminleri var ama Alman-Türk ilişkilerine yük olmamak için federal hükümet bu rakamları kamuoyuna açıklamak istemiyor. Merve: Tausend eingewiesene Agenten, die vorsätzlich für den Mitarbeiten. Dazu kommt dann die Vielzahl von Zuträgern, die einfach abgeschöpft werden. Dazu kommt dann die Imane. Alman kanunu resmi istihbarat elemanlarının insanları ölümle veya başka bir şekilde tehdit etmeler durumunda ülkeyi terk etmesine izin verir. Federal başsavcı Federal Almanya Cumhuriyeti kamu yararını gözeterek soruşturmayı durdurabilir. Federal Cumhurbaşkanı Steinmeier'in gizli servis koordinatörü olduğu sürede bunun birkaç kez gerçekleştiğini gördük. Federal başsavcı tarafından atanmış olan Suriyeli istihbarat memurlarının da gitmesine izin vermişti. Bunlar sadece diğer vatandaşları ihbar etmekle kalmadılar. Aynı zamanda fiziksel şiddet de uyguladılar. Şam ve Esad'la iyi ilişkileri tehlikeye atmamak için bu ajanların ülkeyi terk etmelerine veya sınır dışı edilmelerine izin verildi. Aynı şey dost istihbarat teşkilatlarının üyelerine de uygulanır. Federal Almanya Cumhuriyeti'nden bir CIA çalışanı endüstriyel casusluk yaparsa mahkemeye verilmez. Ancak geri çekilmesi gerektiğine dair kesin bir nota verilir. Türk İstihbarat Servisi çalışanları da mahkemeye çıkarılmaları gerekirken ya sınır dışı edilmiş ya da ülkeyi terk etmelerine izin verilmiştir. Bu da Almanya'nın kanunlarında var. Devletin esenliği için dost bir ülkenin deşifre olan ajanlarının cezalandırılmaması gayet doğaldır ve yasaldır. Bundesanwalt bereits festgesetzt hatte, wieder ausreisen durften. Dışişleri Bakanlığındaki Alman görevliler de MIT'in burada ne kadar yoğun çalıştığını ve onun yalan söylediğini iyi biliyorlar. Türk büyükelçisi de orada Erdoğan lehine konuştuğunda kendini gülünç bir duruma koyuyor. Aslında bunu Stuttgart'ta Erdoğan'ın yakın bir sırdaşına karşı açılan bir casusluk davasında gördük. Stuttgart Türk Başkonsolosu mahkemeye gelerek hakime sanığı Erdoğan için ne kadar önemli bir olduğunu söyledi. Bu da demek oluyor ki mutlak bir küstahlıkları var ve Federal Almanya Cumhuriyeti'nde her şeye güçlerini yeteceğini düşünüyorlar. Bu davranış kesinlikle durdurulmalı. Türklerin istihbarat üzerinden insanlara tehdit ve şantaj yaparak Federal Almanya Cumhuriyeti'ndeki siyasal durumu etkilemeye çalışması uzun vadede tahammül edilemezdir. Yani, Avrupa Avrupalılar Türkiye'de normal demokratik bir sürecin yaşanacağına dair beklentileri olduğunu beyan eden siyasi değerlendirmelerde bulundular ve bundan halen umutlular. Erdoğan 2016'daki sözde darbeye kadar seçilmiş bir demokratik lider olarak algılanıyordu. Ta ki Erdoğan gerçek amacı olan Türkiye'nin İslam cumhuriyetine dönüşmesi hedefini açıklayıncaya kadar Avrupa'da Türkiye ile yakın çalışmamız gerektiğini düşünen pek çok ses vardı. Yaşananlar yakın işbirliği yapılarak Türkiye ile ilişkilerin daha da geliştirilmesinin ve Türkiye'nin NATO'ya yakın tutulması stratejisinin bir hata olduğunu kanıtladı. Türkiye'nin mevcut rejim ve istihbarat faaliyetleriyle Avrupa Birliği'nde kesinlikle yer alamayacağını ispatladığını düşünüyorum absolut kein in der Europäischen Union ist. Wir haben ja auch in der Schweiz die Situation. İsviçre PKK'yı terör örgütü olarak sınıflandırmıyor. Lüksemburg'da bu durum aynı. Alman hükümetinin bu sınıflandırmayı geri almakta isteksiz olacağını düşünüyorum. Çünkü Erdoğan Berlin'in böyle bir çıkışını kendi siyasetine doğrudan bir meydan okuma olarak görecektir. Bu siyasal hesaplar PKK'nin hiçbir terör faaliyeti olmadığı, özellikle de Alman topraklarında yasaklanmış bir faaliyetinin olmadığı anlamına gelmiyor. Bu durumu düzeltmek ve kamuoyuna açıklama yapmak uzun vadede Ankara ile olan çatışma durumunu daha da kötüleştireceği için bu damgayı PKK'den almaya isteksizler. Also absolut ausgeschlossen, dass die PKK das Risiko eingeht in der Bundesrepublik Deutschland. Bu nedenle PKK'nin Federal Almanya Cumhuriyeti'nde bireysel veya organize suçlara karışma riski alması kesinlikle mümkün değil. Yaptıkları şey Türklerin gözünde zaten bir terörist faaliyeti olan bağış toplamak. Bağış toplamanın da terörist bir faaliyet olarak görülmesini son derece saçma buluyorum. Also Bundesregierung ist natürlich sehr <laughs> interessiert daran über die aktuellen Entwicklungen in der Region ganz genau und Federal hükümet elbette bölgedeki mevcut gelişmelerde çok hassas ve ilk elden haberdar olmak istiyor. Üç yıl önce Federal İstihbarat Servisi hakkında yaptığımız bir filmde servis Hevler'deki istihbarat elemanını filme çekmemize izin verdi. Başka bir deyişle Kürtlerle yakın çalışan bir istihbarat elemanı olduğunu ve Almanya Federal Cumhuriyeti'nin bölgedeki Türk istihbarat servisinden bağımsız olarak bilgi edinmesini sağlayacağını itiraf etmiş oldu. Federal istihbarat servisinin Almanya'da ajanı yoktur. Eğer varsa da bunlar federal ofisi veya anayasayı koruma dairesinin ajanları tarafından yönlendirilen ajanlardır. Yine de doğal olarak halen izlenen ve gözlemlenen PKK'ye dair Almanya Gönüllü Hizmet Servisi BFD için çalışan ve Kürt olan pek çok ajan olduğunu varsayıyorum. Die für den Verfassungsschutz in kurdischen Organisationen aktiv sind. Ein niederländischer Kollege von mir Paris in, die Schrift, der Staatsanwaltschaft in diesem Fall. Hollandalı bir meslektaşım Paris'teki bu davada Fransız savcının iddianamesini ana suikastçının ölmesi ardından görebildi. Bu belgedeki bulgular cinayetlerin MIT tarafından işlendiğini ve Erdoğan tarafından tolere edilen siyasi bir suikast olduğunu açıkça kanıtlarıyla gösteriyor. İki MIT çalışanının mülakatlarına da baktığımda ifadelerin hassasiyetinden... Olayın gelişimini de göz önünde bulundurarak şahısların verdiği bilgilerin kesinlikle doğru olduğunu söyleyebilirim. Cinayet işleyen tüm istihbarat servisleri için geçerli bir kural vardır. CIA'in Afganistan'da İHA'larla Rusya Federasyonu'nun, Federal Almanya Cumhuriyeti ve İngiltere'de ve Mossad'ın tüm dünyada gerçekleştirdiği cinayetlerde İstihbarat servisleri için geçerli olan bir kural vardır. Bu türden cinayetlerin devlet başkanları tarafından onaylanması gerekir. Türkiye'de de aynen böyle olmuştur. MIT Başkanı Hakan Fidan bir siyasi suikasta, siyasi müdahaleden dolayı tek başına karar veremez. Bu ancak yalnızca devlet başkanının alabileceği bir karardır. Başka bir deyişle Erdoğan, MIT'e yönelik siyasi suikast ve insan kaçırma olaylarından bizzat sorumlu tutulmalıdır. Mossad'ın Erdoğan persönlich verantwortlich machen. Olaf Palme'nin öldürülmesi ardından çeşitli senaryolar ve komplo teorileri üretildi. Güney Afrika İstihbarat servisi Palme'nin ırkçılığa karşı büyük bir rakibi olduğu için fail olarak devreye sokuldu. Daha sonra Mossad İsveç'in Arap ülkelerine silah tedariki nedeniyle fail olarak devreye sokuldu. Bağlantısızlar hareketindeki güçlü konumu nedeniyle Palme'yi CIA adına öldürenlerin sürgün Hırvatlar olduğu söylentileri vardı. Tüm bu şüphe bataklığına sonradan Kürtler de eklendi. Güvenlik güçleri mümkün olan her bilgiyi her yönde çok yoğun bir şekilde araştırırken işin içinde Kürt güçlerinin olduğuna dair en ufak bir gerekçe ya da bir işaret görmedim. Bu bağlamda güvenlik yetkilileri son derece kafa karışıklığı içinde ve tamamen amaçsız hareket ettikleri konusunda suçlanmalıdırlar. Insofern muss man den Sicherheitsbehörden vorwerfen, dass sie hochgradig verwirrt und völlig ziellos im Nebel herumgestochert haben. Federal Almanya ve İsveç'in PKK üzerindeki baskıyı daha da artırmak için Kürtler aleyhinde dezenforme edildiğini görebiliyoruz. İsveç ve Alman güvenlik makamları Ankara'dan gelen bu raporu fazlaca ciddiye aldılar ve polis yetkilileri bunu ispatlamaya çalıştılar. Kürtlere dair en ufak bir belirti, iz veya motivasyon olmamasına rağmen Türkler PKK'yı halkın içinde terörist köşesine oturtma ve hedef haline getirmeyi başardılar. Und es gab ja nicht das geringste Indiz, keine Spur, keine Motivationslage dafür, aber die Türken haben dann ihr Ziel erreicht, die PKK immer weiter in der Öffentlichkeit die terroristische Ecke zu drängen. <laughs> also ich werde nie wieder Türkei Urlaub machen. <laughs> Türkiye'ye gitmeyeceğim. Bir daha asla Türkiye'ye tatile gitmeyeceğim. Bu röportajdan sonra asla. Orada tutuklanacağımdan değil. Bir Erdoğan Türkiye'sinde benim için tatil yeri yoktur. Da hätte ich ja immer noch gern mal wieder Urlaub gemacht, aber in einer Erdoğan Türkei da ist für mich kein Urlaubsplatz.